Konuşmacı arkadaşlarımız Doktor Öğretim Üyesi Tahir Aşirok, Kurban Yıldız Muhammedov, Profesör Doktor Süleyman Dönmez, İlyas Miftah Kol, Gülşah Hileri, Said Ali, Kuday Netov. Buradaki sırayı esas alarak ilk sözü Doktor Öğretim Üyesi Tahir Aşirok'a veriyorum. Türkmenistan'da cevizcilik ve Mim Atabayoğlu. Buyurun lütfen. Gazetedeki çıkan. Zaten devletin gazetesi. Bu resmi bir itiraf. Şimdi
Ben burada sadece alıntıları Türkmenistan seslerinin tarihinden aldım. Neden buradan aldım? Hep alıntılarım çünkü bu sayfada arşivden aldım. Ben de arşive gidemediğimden dolayı bu kitaptan aldım. Türkmenistan seslerinin tarihi arşiv belgelerinde diyor ki 1905 ve 1907 yıllarında Rus ihtilali. Bunu zaten biliyorsun Türkistan'da Zakaspı Oblast'ında. O zaman Zakaspı Oblast'ı diyordu. Mangışlar yani Alexander Krasnovski, Nerv, Aşkabat, Tecel Oblast'larını yani vilayetler içine alan Türkmenistan anlamında da Zakaspı Oblast'ı. Milliyetçilik hareketinin bundan bir yana ilerlemesi yani Rusya'da ihtilalle bağlantılı olarak Cediz'in adıyla meşhur olan Burjuva Milliyetçiler Hareketi bu yerde aslında o zamandan bu yana gelmeye başladı. Yani daha önce olan Cedizçilik Hareketi ihtilalden sonra daha da ilerlediğini söylüyor. Bunun hakkında ben bunları biraz kısa keseceğim. Çünkü Türkmenistan'daki yani Türkistan'daki Cedizçilik yaş saatler Tatar Burjuvalı Milletlesi'nde yaş Tatarlar olarak yani orada olduğunu söyleyebiliriz. Cedidiyet Hareketi'nin esasında oluşturan az az da derleyip devam eden yerli milli Burjuva'nın çoğunlukla milli hareketi ayağa kaldırmak olup eden zayıf denemesiydi. Yani biz şurada şunu söylemek isteriz. Zayıf da olsa Türkmenistan'da bir cedidiyetçilik hareketi bulunmaktadır. Biz burada bir de ateist bir kitap var. Türkmenistan'da ateistlerin yazdığı bir kitapta cedidiyetçilik, Türkmenistan'da cedidiyetçilik ile ilgili şöyle bir ifade var. Cedidizm Arapça'da usul, cadid yeni usul demektir. Nasıl tercüme yaptıysa. 19. yüzyılın 80'li yıllarda Tatar Burjuvalisi arasında oluşan Burjuva Milliyetçi Hareketi son cedidiyetçilik. Kısacası burada diyor ki cezit diye ifade ediliyor diyor. Yani burada itiraf ediyor şeyde yani olduğuna dair. Biz bunlardan anlattığımız kadarıyla Türkmenistan'daki resmi şeylerde bile cezitçinin olduğunu anlıyoruz. Şimdi kısaca ben keserek şeye gelmek istiyorum. Bu Muhammed Kulu Atabayev. Muhammed Kulu Atabayev ya Atabayev oğlu yani daha doğrusu da bu Sovyet Türkmenistan'da İlimler Akademisi'nde 1964 yılında Aliyasov tarafından Muhammed Kulu Atabay Vilni Perestavistil Turkmenistan evet Perestavistil diye biliyor Türkmenistan. Muhammed Kulu Atabay Türkmen aydınlanmasının öncüsü. Yani Vilni zaten o öyle tercüme yaptı. Vilni meşhur, belli değil Vilni. Orada. Şimdi bu biraz kafa karıştırıyor. Neden? Hiçbir zaman itiraf etmediler cedidçilerin yani olduğunu yani bunları niye bu adam kabul ederek bu İlimler Akademisi'nde şey aldı? Çünkü bu imparatorluk döneminde öldüğünden dolayı yani o dönemde yenilik isteyen olduğundan dolayı daha sonraki 37 yani Perestes'inde öldürülen insanların hiçbirini öyle bir dergide, ilmi dergide göremez. Bu şey zamanında vefat ettiğinden dolayı bu araştırmanın şey konusu olmuştu. Bunun bu olması. Bu mesela diyelim ki diğer bir ifade şeyde de o çünkü historia filosofski yokşistimini politik mistik politikliğinizden Türkmenistan'da felsefi ve sosyal siyasi düşüncenin tarihi üzerinde yazılan akli eserde de bundan özellikle bahsedilmektir. Neden bahsedildi derseniz şimdiki şeyi söyleyebiliriz. Yani bu Rusya çağrını veya imparatorluğuna karşı olmak ile yani aynı Sovyet ideolojisinin bir şeyleri olarak değerlendiriyor. Ancak o dönemde Burjuva deniyor milliyetçi pan-Türkist pan-İslamist olarak ifade edilmektedir. Bunun sosyal şeyde yani popüler olmasının nedeni ise Muhammed Kulu Atabayev'in Türkmenler arasında popüler bir şekilde bilmesi sağlayan ise Ata Atacanov'un Teke Kızı Tatyana adlı romanıdır. Teke Kızı Tatyana çok önemlidir. Bu 1881 Göktepe Savaşı'nda Türkmen kızı alıp Moskova'da yetiştirilmiştir. Bu daha sonra geri dönüyor Skobrov'un kızı olarak bilinir. Bu geri dönüyor ama Türkmen milliyetçiliğinin olmasını istiyor yani. Bu kızı, bu
Kız da daha sonra Atabayev ile beraber olup mektuplaştığından sonra bu kız tekrar Türkmenistan'da zarar verir diye geri gönderiyor. Ve burada da biraz hızlı bir şekilde. Burada da aynı şekilde bu Türkmen Sovyet ansiklopedisinde de genellikle buna girmiş de ideoloji kabul ettiği insanlar. Yani bir tarafını tutabiliyorsa Sovyet ansiklopedisine giriyor. Sovyet ansiklopedisine, Türkmen Sovyet ansiklopedisine giriyor ise bu adam Sovyetler Birliği'nde çalışılabilir. Yoksa girmiyorsa çalışamaz. Bundan dolayı. Şimdi geliyoruz Türkmen'in hayatı. Hayatıyla ilgili de şöyle bir şey var. Tuzevli gazete diyoruz. Yani yerli. Mavavavim. Zakaspiski Tuzevli gazete. Ancak bu Türkmencedir. Zakaspi yerli gazetesi olarak veya Uznamey-i Mavara-i Bahri Hazar yani şeyden veriliyor. Sonra burada 10 tane yazısını görebiliyoruz Muhammed Kulu'nun. Bakın şöyle, bu Türkmen halkına eğitim, Türkmen okulları, yeni eğitim metodu, yeni açılan Türkmen okulları, bütün işlerde Türkmenlerin diğer milletlerin yeri olması, Türkmenlerin arasında başlık parası, yani insan ticareti, Türkmen kadınların zekası, çok eşitlik bahta olur mu? Türkmenler arasında okul nasıl açıldı? Türkmenler arasında giyilen elbise, mordolara cevap diye şey yapabiliriz. Yani bu fikirlerini. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Zakaspi, Türkmenistan'da cedidçilik yok veya bu fikirler yok derken bir kitap aramıyor. O dönemde Türkmenistan'ın akım üzerine gezdiğini düşünmek gerekiyor. Yani bir gazete veya bir aşı veya arşiv, arşiv belgesi olmasa kitap. Yani zaten hepsi Taşkent'te basılıyor. Düşünce yapısına gelecek olursa kısaca şöyle bir şey var düşünce yapısı değil. Muhammed Kulu Atabayev gibi özgürlük isteyen aktif gençlerin topluluğu halifesi kabul ediliyor. Lider kabul edilmektedir. Atacanov'dadır. Yani Rusya, yani Çarlık Rusya'sı zamanında çok korkulan bir adam olarak görülüyor. Sovyet Ansiklopedisi'nin ise şöyle bir ifade var. Türkmen bilinç ve bilim yayıcısı, ilki popülist, yani sosyal politik konuları işleyen, yazan olarak tanıtmaktadır. Burada da şeyde görebiliriz. Şimdi biz düşünce yapısına geliyoruz. Düşünce yapısında şöyle bir şey var. Eğer günahın sevabı yani şeriatı, dini bilirse biz Türkmenler hiçbir milletten geri kalmaz. Yani bizi buraya getiren şeyimiz olmuştur. Şeriatı biz din olarak anlıyoruz şeyde. Yani normal şeriat deyince şu an bile şeriat din diye bir şey yok bizde. Şeriat diyoruz. Bu da bizde zaten din dediği zaman fıkıh akları. Yani ondan dolayı. Bütün Türkmen cemaatleri sizlerden özür dilerim. Eğer doğru değilse, doğru değil diye söyleyin. Doğruysa gösterin, doğrusunu gösterin. Eğer doğru söylediyse bu kötü alışkanlığınızı bırakınız. Yani Moğollara karşı söylediği, yani hep açık olduğunu söylüyor. Yani yenileşmesinin gerekli olduğunu söylüyor. Burada yayın üzerine, yayın üzerine kısaca geçiyorum. Burada yayın neden gereklidir? Gazete gerekli olduğunu söylüyor. Bunun arka planında ne yatıyor derseniz, Gasparovski'nin tercüman gazetesi yatıyor. Bunu da şurada görebiliyoruz. Dönemin yazarı olan Berker Bay Kötümpünler tarihi romanında şöyle bahsetmektedir. Tatar halkı Çakı devrim talebine o evvelden anlayıp başlamış olmalıyım. Çoktan beri onlar kendi dillerinde gazete dergiler, kitaplar yayınlar. Hatta benim okuduğum kitaplarda Abdullah Tokay'ın her bir satırı din şeriat değil, hayat olaylarından söz açıyor. Yani diyor ki, biz de artık bir gazetemiz olması gerekiyor diyor. Kısaca geçiyorum. Şimdi okul ve yeni metot üzerine. Burada da bakabilirsin, Türkmence yazılışı bu tarafta, okul ve Türkmen mektepleri. Burada diyor ki, millet her şeyden önce diyeceği o ki, yemekten, içmekten çok gerekli olan şey eğitim ve öğretimdir. Yani yemek içmekten önce eğitim ve öğretimin öneminden bahsetmektedir. Bunu da Türkmen halkına şöyle bir ifade kullanmaktadır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ilk suresinde belirttiği gibi, burada da karşılığında var. Ya Muhammed, oku her şeyi bil ve öğren demiştir Allah suresinde.
ayetlerde belirttiği gibi bize okumak vacip kılınmıştır. Yani okumamız gerekir. Çünkü daha sonra bu da hadislerde söylemektedir. Beşikte mezara kadar burada da yazıyor Muhammed Aleyhisselam ayduktu usbu'l ayd ona minel mehdi ilel mehdi diyor. Yani kendi dininin ilmini sallançaktan kabra kadar okuyun. Şimdi bizim Türkmen okullarının eğitim sistemi Hazreti Adem'den beri geldiği gibi hiç değişiklik yok. Yani bu tespit edecek gerçekten yani biz diyoruz ki yani değişiklik olmuyor. Müslüman yani kimler değişikliği? Müslüman muhalife davranışları, nişanlar, kadınlar var. Moğollar Türkmenler arasında çok büyük rol oynamışlar. Mektepler ruhaniyi elinde. Yani kimler değiştirmemiş aşağıda da bir de şey Türk mesela seslerini öğrenebiliyoruz. Okul ve yeni metod üzerine. Hep konuşmalı. Yani yenilenmeden de şunu diyor. Artık diyor biz cedice yazalım, yazmamız gerekiyor diyor. Okul açılması gerekiyor. Okul ve yeni metotta da usulü cedid diyor. Okulların Türkmenistan'da olduğunu öğrenebiliyor. Zaten Alişbek Ali, bu Azerbaycan'ın şeyidir. Bu Alişbek Ali'nin kitabı vardı. Yeni usul Türkmen mektepleri. Zaten Bakur'da 1913'te yayınlanıyor, 1914'te de Aşgabat'ta yayınlanıyor. Şimdi din adamları üzerine geliyor. Biz, Rus bizi almadan evvel bu giyilen elbiselerin hiçbirinde yokmuş. Hepsi değişik elbiselermiş. Ama yeni değişik elbise çıktığında onu giymek caiz değildir diye söylediler. Yani Moğollar kastı. Giyen kişiyi de çok ayıplarlar ve derler ki dinini değiştirdi. Ancak o aptalca dedikoduları çıkaranlar bir zaman sonra utanmadan, çekinmeden o elbiseyi severek giyiyordu. Yani değişiklik kendileri başlattığını söylüyor. Buradan bir tane şeye geliyor. Oraz Kılıç Molla diye birine dünyada dört zatın kıymeti olmaz diyor. Bunlar da arkadaşlar Kelamullah, İyi At, İyi Cevher, Kılıç, İyi Hatun. Yani bunu dört şeyde topluyor ve bunları da şöyle diyor. Şimdi 30 yıl kadar, yani bu bakış açısı da önemlidir, şurada da bir şey için. Moğol, yani din adamıyla uluslar karşı karşıya gelmesi gerekir din iken, çağrı kuysuz. Ancak burada söylediğiniz, dikkat edin, şimdi 30 yılda olmuştur. Cenab-ı Ali Büyük İmparator, yani Nikolay II'ye çıktı. Fukara olmamızdan bu yana hiçbir milletten eksik tutulan değil. Yani metiye diyor ya, buna o da şey yapıyor. Bunun sebebi bilimsizliktir. Yani bu şey diyor ki, bunun sebebi bilimsizlik demiş. Yani şeyi inkar şey yapıyor, yenilikçilere diyor, bunun sebebi bilimsizliktir. Ancak ilim okumak, yazmayı öğretmek, yolda gezen hırsızlar var. Ancak elinde kılıç silah yok, mezkur hırsıza kılıç ve silah verir gibi olur. Yani ilim öğretmek o dönemde Moğollara göre böyle bir ifade kullanıyor. Sonra son 3 dakika. Tamam, o zaman toparlıyorum. Sonra Moğollara cevap veriyor. Diyor ki Moğollardan fayda yoktur bizlere yaşa ayan senin gibi de Moğollardan millete bize boya bırakan diyor. Şurada bir şeye dikkat ediyor. Ancak Moğollar geriden alıp yere vururken şuna da dikkat etme. Hakkını da vermek gerekiyor. Çünkü o dönemin Berdiker Babayev'den zaten medrese mezunu. Rus yazarının. Biri, yani ben burada iki tanesi var, zekatlı, meşhurdan alalım, ikincisi de kadın isimle koşuyorlar. Ancak üçüncüsüne geldiğimiz zaman İslam dininin merkezi olan Buhara'da okuyup, hatim indirip, medrese inşa etme düşüncesi de meşhur oldu. Yani böyle bir Moğollar olduğunu da yani unutmamak gerekiyor. Bir de kadın üzerine. Kadınlar çok önemlidir diyor. Yani Türkmenler'de kızlar mı? Yani kalın üzerine gidiyor, başlık parası. Türkmen kadınları çok zeki olduğunu söylüyor burada. Bizim Türkmen kadınları zeki oldukları şundan anlaşılıyor diyor. Kızlar okutmak Kur'an-ı Kerim'de vaciptir. Yani kız muhakkak okuyacaktır diyor. Eğer okutmuyorsa bunun suçlusu erkeklerdir diyor. Kızlar okutmuyorsa. Burada bakın, biz Türkmenler'de kadınlar zeki olduğunu şundan anlaşılmaktadır ki işi çok zor bir iştir. Yani işi çok zordur diyor. Bunları kadınlar başlatmaktadır diyor. Kadınları da okutmak önemlidir diyor. Bu adam işte bu şey dönemindeki, bu da Atabay'ın şey döneminde. Bu Sovyet Ansiklopedisi'nde böyle bir isim vermişler.
Ancak ahali eğer ben yanlış söylediysem söyleyin, hatasız insan olmaz. Allah-u Teala'dan başka bütün mahluklar yanılır. Yani diyor ki, her defasında bunu tekrarlıyor yazısında. Kadınla ilgili olsun diğerlerde tekrarlıyor. O yeni bir usul açılmasın. Ben sonuç olarak da Balıkçı'nın 1927 senesinde kimde Türk fikri olsa gelin bizi kaldırın diye hitap etmesi üzerine Türkme düşüncesiyle ilgili bir takım daha bir tartışma daha alevlenmişti. Bu süreçte dönemin düşünürler, genelekçiler, cedilçiler, milli burjuva, komünist yazarlar tarafından Türkmen dili ve medeniyeti tarihi konuları tartışılır. Bu tartışmaların Türkmen bilincini, dilini, medeniyetini ihya edebilme adına gerçekleştirmiş olduğu sonucu çıkarılır. Bu da göstermektedir ki 20. yüzyılın başında Türkmenistan'ın Sovyetler Birliği'nin devlet yönetimi üzerine uyguladığı sıkı denetime kadar değişik platformlu tartışma kültürünün canlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir. Ancak buradan sonrakiler de 1937'de tamamen Türkmen düşünür varsa tamamen bitiriliyor. Dinlediğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Tahin Aşılım kardeşim de teşekkür ediyoruz. Bilgiler için. Şöyle bir aklıma geldi Tahin'i dinlerken. 1905 Rus-Japon Savaşı öncesi Rus aydınlanması malum. Kafkaslardan Türkiye'ye gelen aydınlar da yani Türk aydınlarından daha önce aydınlandı. Dolayısıyla onların etkileri veya geleneksel anlamda özellikle Safevi Devleti'nin kurulmasıyla bizim Orta Asya ilişkilerimiz de azaldı tabii. Ama sürekliliklere ben bakıyorum 1890'lı yıllarda veya 1900'lü yılların başında benzer konular aynıyla bizde de yer yer tartışılmaktadır. Tabii bunlar kültür değişmesiyle alakalı. Kültür değişmesiyle alakalı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi ikinci konuşmacı arkadaşımız Profesör Doktor Süleyman Dönmez. Dogmatizmden dinamizme, dini tefekkür, dini düşüncede yenilenme hareketleri bağlamında bir kavram çözümlemesi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet, tabii öncelikle bu sempozyumu düzenleyenlere Cezmadi Tarih Bölümü ilgililerine teşekkür ederim beni davet ettikleri için. Ben tabii bir felsefeciyim. Dolayısıyla meselelere birazcık farklı bakacağım. O yüzden ortaya koymaya çalıştığım mesele ya da mevzu daha çok meselenin veya mevzunun konunu kavranması ve anlaşılması üzerine hani yoğunlaşacak. Tabi bu çerçevede konuşmamı yani ilk oturumdan itibaren hemen hemen bütün tebliğler dinledim. Ve bu çerçevede biraz tamamlayıcı bazen de bazı noktalarda da küçük eleştiriler hani getirmeye çalışacağım. Vaktim elverdiği müddetçe. Tabii sempozyumun asıl mevzu hepimizin bildiği gibi Şehadettin Mercani. Tabii bu konuda yeterince tabii bir bilgilenme henüz olmadı. Çünkü elimize yeterli veri yok, bilgi yok, çalışma yok. Bunu tabii normal karşılayabiliriz. Ama onun altında üç temel kavram var. Tefekkür, tecrit, ihya gibi. Dolayısıyla bu kavramları merkeze aldığımız tabii Şehadettin Mercani bağlamında nasıl çözümleyebiliriz sorusunu belki öncelikle sormak gerekiyor. Tabii çok fazla açmayacağım. Asıl konum dogmatizm ve dinamizm çerçevesinde hani bir mesele. Fakat oraya çok girmeyeceğim. Tabii dogmatizm dediğimiz zaman daha durağan bir yapı. Fakat dogmatizmden kurtulmamız mümkün mü değil mi sorusunu belki bir tarafa bırakarak o konuda da mutlak anlamda kurtulmamızın mümkün olmadığını söyleyerek şimdilik geçelim. Dinamizm dediğimiz taraf ise bu işin daha hareketli kısmı yani tecrit ve ihya dediğimiz kısım. Dolayısıyla bu işi tefekkür dediğimiz bir
araçla ya da vasıtayla yapıyoruz. En azından bu üç temel kavramı merkeze almak suretiyle dogmatizm ve dinamizm denen şeyin hani bize nasıl anlaşılacağı ya da ne anlayacağımız meselesine belki bir cevap bulabiliriz. Ama esasen bu sempozyumun işte hedef ve amacından daha ziyade bu sempozyumda hani ne yapılması gerekiyordu diye bir soru sorduğumuzda tabii şunu merkeze almamız gerekiyordu esasen. An itibariyle yani şimdi itibariyle olan tam ziyade olmakta olan yani şu an itibariyle mercamiyi işte fikir esasında inşa etmek ya da belki ihya etmek gibi bir zemin hani burada kurgulamamız ve düşünmemiz gerekiyordu. Tabii bu bir sempozyum çerçevesinde olduğu için sanıyorum sempozyum aldığımızda bir sıkıntı var gibi geliyor. Ona kısaca değinmek lazım. Şimdi bir sempozyum tabii temel bir mevzuyu, bir konuyu temel bir soruyla yani bir problematik denebilir buna ya da bir sorun oluşturmak suretiyle içten ve dışarıdan hani içten ve dıştan kuşatır öncelikli olarak. Ve daha sonra kişi esasında ya da birey esasında içtimai bir şuura doğru hani yükseltmeye çalışır. Hani bir sempozyumdan beklenen de neticede budur. Bu çerçevede tabii baktığımızda yani şu an gördüğümüz manzara ya da duyduğumuz, dinlediğimiz şeylerden ne çıkıyor diye bir soru sormak gerekiyor ki bence ciddi bir sorun var. Hani bu içtimai şuur çok çıktığını söylemek zor. Yani ciddi anlamda bir karşılaşamama gibi bir problem var. Hani bir şeyler burada anlatılıyor ama anlayamama gibi bir sorunla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu sorun nereden neşet ediyor diye tekrar bir soru sormak gerekiyor ki ha bir de bunun içerisinde şu an biz neredeyiz? Yani bugünü de dikkate alarak bu meseleyi nasıl inşa edeceğiz durumu var ki zaten iş daha da burada zorlaşıyor. Şimdi şöyle gitmek isterim. Tabii buradaki Ali Osman Hocam mesela bundan önceki toplantıda, oturumda bir metafor yaptı. Hani kırık parmak metaforu. Çok güzel bir metafordu. Aslında o metaforu anlamak birçok şeyi çözüyor. Onun dışında yani şöyle ben meseleyi kendi kafamda birazcık hani oturtmaya çalışırsam şu çıkıyor bana. Bir takım çağdaş zihin çalışmalarına hani yönelmemiş olunması bugün bir problem. Mesela yine bugünkü oturumlarda yine görüldü. Zihniyet meseleleri, zihin meseleleri, efendim kültür meseleleri ele alındı ve Türkiye en azından bu konuda oldukça batıya paralel hani çalışmalar yapmış olmasına rağmen o meselenin çok anlaşılamadığı ve bir şekilde hakim kaldığını yine söylemek mümkün. Ve şu çıkıyor. Geçenlerde Amerika bir karar aldı. Daha doğrusu bildiri yayınladı. Dedi ki iki büyük tehlike var. Bunlardan bir tanesi biyoteknoloji, gen efendim çalışmaları noktasından bunu ne getirip ne götüreceği meselesi. Bir de onun dışında dedi ki bu yapay zeka artık ciddi bir tehdit oluşturabilir. Mesela bugünkü ya da bu sempozyuma baktığımız zaman, yapılan çalışmalara baktığımız zaman bu mesele ile ilgili hani bir bağlantısı var mı yok mu ya da bu sempozyumda var mı biraz düşünmek gerekiyor. Ben şunu görüyorum açıkçası. Tabii yapay zekadan insanın farkı ne? Yani bu soruyu sormak lazım. Şimdi tabii çok genel uzmanlık alanı olarak değil de çok hepimizin bilmesi gereken bir noktadan baktığımızda tasarlanan bir program çerçevesinde veri tabanında var olan bilgiyi çeken bir yapay zeka var. Dolayısıyla burada da bir akıl yürütme var. Fakat bu akıl yürütmenin
insani bağlamdaki insanın akıl yürütmesinden farkı ne? Ve şunu görüyoruz, hani birçok yapılan çalışmalarda yapay zeka gibi çalışıyor sanki buradaki zihinlerimiz. Ve dolayısıyla verili olandan belirli bir mantık üzerinde bir üretim var. Ama burada soruna bir cevap çıkmıyor. Çünkü yapay zeka iş görse de sorun çözmüyor. Çünkü sorunu anlayamıyor. Yani böyle bir problem. Şimdi onun dışında ikinci sıkıntı nerede çıkıyor? Şimdi insan zihnine biraz baktığımızda son dönemlerdeki yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki insan zihni daha çok çağrışım esasında düşünüyor. Yani beyin bir takım çağrışımlar yapıyor ve siz bu çağrışımlardan efendim bir mantık ya da bir örgü üretiyorsunuz. Şimdi beynin bu anlamda yapay zekadan oldukça farklı çalışması, mantık denen o yapının daha düzgün bir şekilde idrak edilmesi, kavranması ve uygulanması gerektiğini gösteriyor. Çünkü çağrışım esasında düşünen bir beyin, mantığı anlamadığı zaman, kavramadığı zaman buradan çağıran, buradan çağıran veya bir şekilde zihnimize doğan bazı düşünüşleri garip bir şekilde birleştirmeye başlıyor. Yani yapay zekadan daha sıkıntılı bir durum karşımıza çıkıyor. Şimdi bu çerçevede şunu söyleyerek hani çok uzatmayacağım, bizim işte dünyamızı diyelim ya da geçmişi nasıl anlayabiliriz'e cevap vereceğim biraz burada. Hani meşhur olmuş aslında yaygınlaşan artık şu söylemi hani dile getirebiliriz. Nazar, manzara, noktayı nazar diye bir şey var. Yani en azından üçlü bir nokta, durum. Yani bakış açıları diyebiliriz belki. Hani nerede sorun çıkıyor dediğimizde yani nazar neredeyiz? Yani şu an onu hani nazarı bir teori olarak da görebilirsiniz. Ya o nazarı, o teoriyi görememe gibi bir durum var. Yani o nazara aşina olamama gibi. Onun dışında bu nazarın nasıl bir manzara çizdiğini de sanki kavrayamama gibi bir durum doğal olarak çıkıyor. Onun dışında noktayı nazar dediğiniz o da biraz karışınca kafalar meseleyi nasıl analiz edeceğini de bir türlü anlayamıyorsun. Yani burada insanın yürütmesi gereken o normal mantık yürümüyor. Ve tuhaf icraatlar çıkmaya başlıyor. Tabii bunun biraz felsefesine gelecek olursak ben şöyle diyeceğim. Ya da örnek vereyim önce, ona geçmeden önce. Mesela modernizm üzerine bir takım çözümlemeler yapıldı burada. Yine mesela modernizm aydınlanmaya bağlandı bazı oturumlarda. Efendim modernizmden söz edilirken modernizmin ne olduğunu, mesela bizdeki bu cedidçilerin modern midir, değil midir? Hani bu konuda fikirler üretilirken modernizmden hani ne anlaşıldığı noktasında sanki bazı karışıklıklar var gibi bana göründü. Yani şöyle diyelim, yani modernizm dediğimizde batı tarzı düşünüyorsak daha çok Descartes hani merkeze çıkar. Yani Descartes esaslı bir düşünüş söz konusu. Ama aydınlanma daha muğlak bir kavram, nereden baktığınıza bağlı ama aydınlanmayı Kant'ın efendim aklına güven işte Saperao'da hani bununla bağladığı zaman burada bambaşka bir manzara çıkar. Yani dolayısıyla modernizmden bir aydınlanma çıksa da birbirine bağlayamazsınız. Çünkü Descartes rasyonel bir yapıdır. Bizim İslamcı dünyaya belki daha yakın bir yapıdır. Ama eleştirel aklı temellendiren Kant'ın aydınlanması biraz daha farklıdır. Ve buradaki Kant'ın aydınlanması empiriklerin aydınlanmasından daha farklıdır. Dolayısıyla sen hangi aydınlanmayı merkez alarak nereden nereye bakıyorsun, hangi manzarayı çiziyorsun ve hangi sorunu çözüyorsun meseleleri hep muğlak kalıyor. O yüzden metin üzerinde bunların yani çözülmesini umut ediyoruz. Ama şöyle, 3 dakika içinde şunu söyleyeyim.
şuurun kaynağı ve teşkil esası dediğimiz zaman tabii burada bir beni devreye sokmak gerekiyor ki iki temel noktadan bakalım. Platon ve Aristo'dan bakarsanız Platon daha çok beni yani füsüke dediğimiz bir şeyi merkez alıyor ki meseleye buradan bakmak bambaşka bir şey. Aristo'yu aldığınızda tabiattan, doğadan ya da füsisten hani bakmanız bambaşka bir şey. İslam düşüncesini de bu iki çerçevede çözmemiz gerekiyor. Platon'un devamı bizde tasavvufta çıkar. Ve tasavvuftan başka hiçbir yerde de Platon dünyada çok fazla çıkmaz. Onun dışında Aristo üzerinden okunan Platon'lar vesaire hani bunları karıştırmamak lazım. O zaman şöyle diyerek bitireceğim. Bir, nazariyatta seyredilen fikriyatla efendim katletmek, yani her şeyi mahvetmek. Harici bir kafayı burada düşünebilirsiniz. Vahabileşen efendim ya da selefilikle karışan kafayı düşünebilirsiniz. Mesela nazariyatta seyredileni fikriyatta kat etmek, burada daha eşari bir mantık çıkar. Burada baktığınızda gördüğünüzü fikriyata, hani fikriyat içinde kat edersiniz. Nazariyatta seyredileni bir de fikriyatla kat etmek var ki, orada daha çok bir maturidi mantık çıkar hani baktığımızda. Bunun içine tabi bir şekilde mutezili mantığı da hani entegre etmeniz gerekir. Onu da katalizör olarak kullanabilirsiniz. Tabi derin bir konu ama şunu söyleyerek bitireyim. Temel problem nerede düğümleniyor dediğiniz zaman bu anlaşılamama meselesi noktasında yani asıl bakış açımız daha çok Parmenidesçi bir bakış açısı. Yani ilk çağ felsefesindeki Parmenides dediğimiz varlığı merkeze alan ama varlığı düğümleyen, dolayısıyla varlığı bir türlü açamayan Parmenidesçi bakış. Yani şu an İslam dünyasının bu temel problemi bu. Yani varlığı düğümleyen bir kafa var ve bu kafa gidebileceği tek yer panteizmdir. İslam'ın tabi o vahdet-i vücudu bir panteizm midir değil midir onları tartışmak gerekir. Ayrı bir mesele. Bunu söyleyerekten bitirmiş olayım. Teşekkür ederim. Şimdi vakit geçirmeden ben de oturup sonuma yola çıkacağım için biraz da hızlandırmak da istiyorum. Hemen İlyas Miftahoğlu'nun Ziya Kemali ve Türkistan tecdit geleneğine katkısı başladı. Yazdığı ilk iki yolu beyitle başlamak istiyorum. O
kendi eserimde şöyle başlıyorum. Ne kadar yaşarsan ve ne kadar yaşarsan şu kadar İslam'ın büyüklüğünü bilirsin diye. Yani ne kadar araştırırsan, ne kadar incelersen, ne kadar yaşarsan o kadar İslam'ın güzelliğini anlarsın, bilirsin. Ziya Kemalettin'in biyografisine gelecek olursak, onun gerçek yani adı Pervaziddin Cemalettin oğlu Kemalettin'dir. O 22 Aralık 1873 yılında Çarlık Rusya'sının Ufa Guvernesi, Ufa Vilayeti Karayapı ilçesine bağlı Keleş köyünde fakir bir köylü ailesinde dünyaya gelmiştir. Pervaziddin'in babası o dönemde köylüler arasında en alt tabaka olan burlak sınıfına dahildi. Burlaklar yani yaz aylarında nehirlerde iplerle yani bu vapurlara kadar gemileri çeken insanlara verilen bir aktı. İlk taksidini kendi köyünde, kendi köy mektebesinde aldıktan sonra Kemali Ufa şehrinde bulunan Osmaniye Medresesi'nde eğitimine devam etmiştir. Bu medrese Ufa'da Ahund olarak bulunan Hayrullah Osmanlı tarafından idare edilmekteydi ve bir yani cedidçi medrese olarak da biliniyordu. Kemali'nin okulda başarılı olduğunu fark eden medrese muallimleri onu işte burada Osmaniye Medresesi'ni görüyoruz. İşte burada gördüğümüz Osmaniye Medresesi. Onun yetenekli olduğunu gören muallimleri ve o dönemde Ufa'da açılan Cemiyet-i Hayriye kurumu destek çıkarak onu 1898 yılında İstanbul'a gönderiyorlar. Kemali 1898-1900 yıllarında İstanbul'da matematik ve dua bilimleri okuduktan sonra oradan Kahire'ye El-Esker Medresesi'nin İlahiyat Fakültesi'ne geçiyor. Bu El-Esker'de 1900-1903 yıllar arasında eğitim almıştır. Mısır'dan sonra bir sene Medine şehrinde Arap Edebiyatı ve Hadis alanında dersler almıştır. Mısır'dayken Pervaziddin kendi ustası olan Muhammed Abdül'ün de onaylatmasıyla kendisine Ziyaddin diye ad alıyor, yani tahallüs alıyor ve bundan sonraki kendisinin yazılarında Ziyaddin Kemali diye geçiyor. El-Esker'deyken kocası onu Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne göndermek istiyor ve dönünce de tekrar El-Esker'de hoca olarak çalışmasını teklif ediyor. Fakat Ziyaddin kendisine destek vererek onu dönüp ana vatanda çalışmasını bekleyen, kendi millettaşlarının karşısında olan borcunu ödemek için tekrar memleketine dönüyor ve bu çok saydığı kocasının teklifini geri çeviriyor. Böylece Ziya Kemali 1904 yılında Ufa şehrine dönüyor ve kendisi mezun olduğu Osmaniye Medresesi'nde öğretmenlik görevine başlıyor. Burada bu Kur'an ve felsefe derslerine giriyor ve medrese sistemi ile ve medresenin yöneten mütevelli hayatıyla pek anlaşamadığından dolayı 1906 yılında buradan ayrılmak zorunda kalıyor. Burada esas mesele Kemali'nin karşı çıktığı mesele genelde o dönemde medreselerde mütevelli hayatı diye bilinen mahallenin zengin tüccarları tarafından yönetiliyor eğitim sistemi. İşte Kemali buna karşı çıkarak eğitim sisteminin muallimlerin, öğretmenlerin yönetmesi gerektiğini söylüyor ve oradan ayrılıyor. Fakat resmi olarak medrese müdürlüğü onu sigara içmekle ve talebeleriyle tiyatroya gitmesiyle suçlayarak kendilerini haklı bulmaya çalışıyor. Bu sorunlardan, zorluklardan yılmayan Kemali aynı 1906 senesinde Rusya'da ilk İslam Yüksek Eğitim Kurumu olan Aliye Medresesi'ni kuruyor. Kemali'ye bu konuda Ufa Dini İdaresi'nde müftü olan Muhammediyar Sultan'ı da Ufa'nın önde gelen birkaç tüccarı destek çıkmıştır. Aliye Medresesi'nde iki aşamada eğitim verilmekteydi. Ve
İlk aşama 3 sene sürüp Google hazırlık aşamasıydı. İkinci aşama ise esas yüksek eğitim olup o da 3 sene sürmekteydi. Aliye'de İslami derslerden tefsir, Sirat-ül Nebi, hadis, fıkıh, kelam vesaire dersleri okutulmaktaydı. Dini dersler ders müfredatının %28,2'sinden tekabül etmekteydi. Bundan başka dünyevi bilimler diye adlandırılan bilimlerden psikoloji, kimya, trigonometri, tarih ve başka dersler ise ders programının %35,6'sına denk geliyordu. Medresede yine de dil derslerine de önemli yer ayrılmıştı. Örneğin Arap diline %14,7, Türkçe %4,9, Rusça %14,1 ders müfredatı ayrılmıştı. Medresede verilen müfredattan da görüldüğü gibi Aliye bölgedeki başka medreseler gibi sıradan bir medrese olmayıp kendi dönemine göre bir yüksek eğitim merkezi niteliğini taşımaktaydı. Burada yine de bir önemli husus var. Kemalini hakkında burada bir aydın, Müslüman aydın tabaka yetiştirme arzusu vardı. Çünkü başka Rus eğitim kurumlarında, gimnazyumlarında okuyan Tatar Müslüman gençler yani okulu bitirdikte yani bu süreçte kendi kimliklerinden uzaklaşarak kendi topluluklarından da okuyorlardı. Ve yavaş yavaş Rus kültürünü benimsiyorlardı. Böylece Ziya Kamali Aliye Medresesi'nde 1919 yılında Sovyetlerin girmesine kadar kendi faaliyetlerini yürütmüştür. Aynı Aliye Medresesi'nde müdürlük ve müderrislik yaptığı dönemde o kendi eserlerini de ortaya koymuştur. Onun eserleri genel olarak 1909, 1911 ve 1913 yıllarında yayınlanmıştır. İşte burada gördüğümüz bu din Aliye Medresesi ortada gördüğümüz Ziya Kamali ve başka hocalar. Kemali'nin genel olarak eserleri felsefe-i irtikadiyye, felsefe-i ibadet, felsefe-i İslamiyeden Allah adaleti, dini tedbirler adlı eserleridir. Onun yukarıda bahsettiğim gibi bu eserleri 1909, 1911, 1913 yılları arasında yayınlanmıştır. Ziya Kamali İslam felsefesi serisinden olan eserlerini yayınladıktan sonra bölge halkı tarafından çok sert eleştirilere maruz kalmıştı. Kendisi bu konuda şöyle ifade etmiştir. Bundan önce felsefe-i İslamiye Kütüphanesi'nden felsefe-i İktikadiye, Allah Adaleti, felsefe-i İbadet adlı eserlerimi neşretmiştim. Hiçbir insanın hatırını riayet etmeden hakikat adına yazdığımdan üzerime kıyamet koptu. Dehri, kafir, zındık, dinsiz, protestan gibi iftiralar üzerine yağdı ve yağmaktadır. Lakin böyle şeylere hiç de mukadder değilim. Saf kalbimle ve hak imanım Cenab-ı Hak elinde olup bir insanın terbiyesiyle yok olacağına inanmıyorum. Zahirde güç hakikate galip gibi görünse de hakikatte hak daima galip kalacaktır. Madem ki hakikati bulmuşum, bu hak mesleğinde tek başına kalsam bile devam edeceğim diye ifade etmiştir. Ziya Kamali'nin bu neşrettiği eserlerini Avrupalı meşhur şarkıyatçı Arminius Vanbiri de takdir etmiştir ve bu konuda ona mektup göndermiştir, destek çıkarak. Kemali'nin çok ses yaratan, kendisinin çok eleştirilmesine sebep olan eseri herhalde Dini Tedbirler adlı kitap olmuştur. Kemali'nin bu eserini kadimçilerin eleştirdiği gibi bazı celilçiler tarafından da eleştirilmiştir. Kemal'in Dini Tedbirler adlı eserini eleştirenlerden birisi Musa Carullah Dihi olmuştur. Musa Carullah bu eser hakkında Şura dergisinde kendi tenkitlerini yayınlamaya başlıyor fakat sonra konunun önemli olduğunu belirterek ayrı bir risale şeklinde büyük mevzularda ufak fikirler diye kendi risalesini neşir ediyor. Bundan sonra 1916 yılında Bıçak Köyü imamı Muhammed Hanif Muzaffer Şura dergisinde bir dizi makale yayınlıyor. O bu makalesinde
dini tedbirler ve ufak fikirler isimli kitaplar hakkında muhakeme diye Musabiki ile Kemali arasında bir muhakeme yapıyor ve bu makalelerinde bazen Kemali haklı buluyorsa bazen de Cavullah'a hak veriyor. 1917 yılında Sovyetlik, işte Bolşevik Şubat sınırı, Bolşevik ihtilalinden sonra da Ziya Kemali aktif faaliyetlerine devam etmiştir. O, 1923 yılında Urfa Dini İdaresi'ne kadı olarak seçilmiştir. İşte bu dönemde Kemali kitap yayınlama tabii ki biraz zor oluyor. Urfa Dini İdaresi tarafından çıkarılan İslam Mecellesi ve Kırım Dini İdaresi tarafından çıkarılan Asri Müslümanlık dergisinde kendi makalelerini yayınlamıştır. Kırım Dini İdaresi tarafından yayınlanan Asri Müslümanlık dergisinde 1925 yılından itibaren onun yazılarını görmekteyiz. Kemali kendi makalelerini ilk makalesi Dini İslam'ın Fenli Hakikatlara Muvaffakiyeti olarak başlığı altında yayınlıyor ve 20. yüzyılın İslam toplumuna yönlendirdiği 5 soruya cevap vermesi gerektiğini ve bu cevap vermek için genelde yüzlerce sayfayı içeren kitaplar hazırlaması gerektiğini fakat şu an kısaca yani elinden geldiği kadar bu sorulara cevap vereceğini ifade etmiştir. Olmuşlar yani. Sonra Kemali 1923 yılında Tataristan bölgesinde, Bugülme şehrinde imamlara seminer verilmiştir ve bu seminerde de onun o dönemde yani iktidarda olan komünizm, sosyalizme karşı biraz da kendi görüşünü belirtmektedir. İşte o şu cümleleri kullanmıştır. Bu yüzden ilahi bir din olan İslam dini gerek komünizm, gerek anarşizm devirlerinde yıkılmadı ve onu yıkamazlar da. Çünkü İslam'daki adalet, musavat, hürriyet, komünizm, anarşizm veren tüm hürriyetlerden üstündür. Onu fakihler dar çerçeveye sokmuşlarsa bunda İslam dininin suçu yok. Belki onun âli kanunlarını, geniş hürriyetlerini kafalarına sığdıramayan fakihler suçludur. Diyerek kendisinin bu görüşte fikirlerini bildirmiştir. Kemali 1923 yılından sonra 1936 yılına kadar dini idarede kadı olarak kendi görevine devam etmiştir ve 1936 yılında dini idarede müftü olan Rizaettin Fakhruddin'in vefatından sonra devlet tarafından başlatılan baskı döneminde gözaltına alınıyor ve 7 senelerine çalışma kampına gönderiliyor. Bir seneden sonra tekrar Urfa'ya getirilerek sorguya çekiliyor ve iskenceler görüyor ama yine de kendi görüşlerini de yeni bir şey söylenmiyor. Belki üzerine yapılan suçlamaları kesinlikle inkar ediyor. Böylece o tekrar çalışma kampına gönderilirken 1939 yılında trende hastalanır ve Kuybaşı, Samara şekerinde trenden indiriliyor ve 42 senesinde Samara hapishanesinde vefat ediyor. Tüm hayatını kendi milletini aydınlatmaya ve medresesinde sadece mulla yani imam, muazzin yetiştirmek değil bir aydın tabaka, yani Müslüman aydın tabakası, doktor olan, mühendis olan, askeri kurumlarda çalışan, aydın tabaka, Müslüman aydın tabakası yetiştirmeye çalışan ve bu görevine son nefesine kadar yani nasıl desem, doğru kalan, sadık kalan Ziya Kemali, Türkiye'de yani onun da bazı eserlerde, işte yayınlanmış eserler, makaleleri Türkçe'ye kazandırılırsa Türk düşünce tarihine bir zenginlik katılmış olur diye düşünüyorum. Ve sonuç olarak 22 Aralık'ta yani 4 gün sonra Ziya Kemali'nin de doğumunun 145. yılı ve burada onun da anılması
Rabb'a bana bu imkanı, burada alma imkanı veren İstanbul Türk Ocakları'na ve tüm hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ve hepinize iyi günler diliyorum. Hemen vakit geçirmeden Gülşen Hanım'a sözü bırakıyorum. Musa Canan'la Giyev'in İdil Ural'daki yenileşme hareketlerine katkısı. Buyurun. Ben bugün bir Necdet dostu Musa Canan'la Bilgi'yi tanıtıp onun yenileşme hareketlerindeki konumla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Musa Canan'la Bilgi 1875-1949 yılları arasında yaşamış Kazanlı bir Türk-Tatar din alimi ve düşünürdür. Fakat sıradan bir din alimi değildir Cağrullah. Dini meseleler hakkında ortaya koymuş olduğu fikirleriyle dönemin dikkat çekmiş isimlerinden biridir. Çok iyi bir medrese eğitimi alır, çok iyi Arapça ve Farsça bilmesinin yanı sıra ileri seviyede de Rusça bilgisine sahiptir. Dilde Türkçüdür, yazılarına İsmail Gaspıralı'nın öngördüğü dille kaleme alır. Kendini ilme vakfetmiş bir insandır Cağrullah, ciddi bir kitap bilgisine sahiptir. Bu kitap bilgisi sadece İslami meseleler üzerine sınırlı değildir. Öklit, Psekov, Arşimet, matematiğin yanı sıra Eflatun, Aristo, Descartes, Bacon gibi felsefecilerin kitaplarını da okur. Eleştiri ve tenkit gücü çok yüksek, coşkunla bir tabiatı vardır Cağrullah'ın. Çok konuşup, çok yazan, sivri dilli de bir insandır. Öyle ki sivri dili çok defa başına bela olmuştur. Dönemin aydınlarından Rızaettin Fahrettin, Abdüreşit, İbrahim gibi aydınların da aynı fikri savunmasına karşılık bu kadar tenkide maruz kalmamışlardır. Erken yaşta babasını kaybettiği için annesi tarafından yetiştirilmiştir. Annesinin onun üzerinde emeği büyüktür, eğitiminde onun etkisi çoktur. Bu yüzden kadınlara çok önem verir Cağrullah. En önemli özelliklerinden biri kadın haklarını savunmuş olmasıdır. Hatta bununla ilgili Hatun isminde müstakil bir eser de kaleme alır. Diğer bir önemli özelliği ise Rusya Müslüman kongrelerinin hepsine katılmıştır. Aynı zamanda bu kongrelerin zabıt katipliğini yaparak tarihe kaynak malzeme üretti. Onun eserleri olmasaydı biz şu anda Rusya Müslüman kongreleri hakkında bu kadar detaylı bilgi sahibi olamayacaktık. Genel Cağrullah'ın hayatından bahsedecek olursam, Cağrullah ilk eğitimini Rostov'da bir Rus mektebinde alır. Daha sonra medrese eğitimini almak üzere Kazan'a geçer. Kazan'dan sonra da Cağrullah yaklaşık 15 yıl sürecek olan ve onun fikri hayatını şekillendirecek olan ilmi yolculuğuna başlar. Bu ilmi yolculuğunu önce Buhara'da tamamlar. 3-4 yıl kadar burada kaldıktan sonra buradaki eğitimden umduğunu bulamaz. Sonra İstanbul'a geçer. İstanbul'dan sonra da işte Hicaz, Mekke, Medine, Hindistan, Şam ve Beyrut gibi İslam memleketlerini gezer. Cağrullah 1904 yılında Rusya'ya geri döner. Cağrullah'ın dönmüş olduğu bu tarih bizim için çok önemli. Çünkü Rus-Japon savaşı yaşanmış, bu savaş neticesinde halk ayaklanır, halkın ayaklanmasıyla Çar II. Nikolay Ekim Manifestosunu ilan etmek durumunda kalır. Ve bu manifestoyla Rusya'da yaşayan bütün halklara basın, yayın, toplantı düzenleme ve dinde özgürlükler tanımak durumunda kalır. Rusya Müslüman aydınlar da bu özgürlük ortamında Rusya Müslümanlarının faydasına neler yapılabilirin cevabını aramak için harekete geçerler. En önemli yaptıkları şeylerden biri matbaat sayısındaki artıştır, diğer biri ise Rusya Müslüman kongreleridir. Cağrullah da bu dönemde fikir üretecek, gazetelerde yazı yazacak, kongrelere katılacak ve burada vekil olarak görev alacaktır komisyonlarda. Bu dönemde medreselerin ıslahı, içtimai, iktisadi ve siyasi yapıdaki çarpıklıkların düzeltilmesi, milli edebiyat, basın ve milli dil oluşturulması meseleleri hakkında fikirler üretir. 1917 yılında gerçekleşen Sovyet İhtilali sonrası, Rusya'nın Müslüman aydınların pek çoğunun ülkeyi terk etmesine karşılık Cağrullah Rusya'da kalmayı sürdürür. Abdullah Battal Taymaz onun Rusya'da kalmasını Sovyet devrimine ve rejimini bir oldu bitti olarak kabul edip bu rejimden de cemiyetimiz ve halkımız için bazı faydalar koparmanın belki mümkün olabileceğini, harici çekip gitmektense milletle beraber bulunmanın daha hayırlı olacağını düşündüğü olarak yorumlar.
Cavrullah Sovyet rejiminde 13 yıl yaşar, yalnız bıçak kemiğe dayandıktan sonra kaçmak zorunda kalır. Bundan sonra Cavrullah'ın uzun sürgün yılları başlar ve 1949 yılında Kahire'de vefat eder. Musa Cavrullah'ın fikir yorduğu en önemli konulardan biri mektep medreseleri ıslahı meselesidir. Tatarlarda Rus hakimiyetinden önce eğitim, Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi cami yanındaki medreselerden sağlanmaktaydı. Rus işgali sonrası camiler tahribatı uğrar ve medreselerinde zarar görmesiyle Rusya'da yaşayan Müslüman halkın eğitim faaliyetleri kısıtlanır. Elbette bunda Rusların bilinçli siyasetinin de etkisi vardır. Halk eğitimlerini kendisi karşılamak zorunda kalır ve bu medreselerde de yüzlerce sene okuma, yazma ve din öğretilir. Rusya Müslümanlarının hem ilmi hem de İslami ilimlerin okutulmasına ihtiyacı vardır. Cavrullah medreselerdeki en büyük eksikliğin taklide dayanan eski tarz eğitim sisteminin olduğunu söyler. Medreseler artık eski canlılığını kaybetti. Mercani gibi Tatar alimleri de Buhara'daki eğitimin Müslümanların dinine de dünyasına da yetmeyecek durumda olduğunu savunarak medreselerin ıslah edilmesi fikrini ortaya koymuş olsalar da kendileri 40 sene kendi mekteplerinde eski usulde eğitim vermeyi devam ettirdiler demektedir. Şimdi bu medreselerde modern ilimler olmadığı gibi dini ilimler adına okutulan konuların da gerçekte dini ilimler olmaktan uzak olduğunu iddia eder Cavrullah. Zamanı geçmiş ilimlerin okutulduğu bu medreselerde çok zamanda az şey öğretilmesinden ve orijinallikten uzak eski kitaplarla haşiyelerin okutulmasından yakınır. Bu eğitimle Müslümanların dünyayı tanımak şöyle dursun, dinlerini bile anlamalarının mümkün olmadığını söyler. Medreselerde o zamana kadar okutulan kitapları faydasız olarak değerlendirip talebelere dinin hakikatini öğreteceğine, aklı canlandıracağına, onlarda hurafelerden arınmış akılcı bir İslam anlayışının yerleşmesini sağlayacağına inandı, eserler koleksiyonu oluşturmayı amaçlar. İslam klasiklerinde saklı kalan felsefe, ahlak, hamaset ve hürriyet fikri gibi kavramları Rusya Müslümanları arasında yaymayı amaçlar. Cavrullah'ın medreselerde gördüğü en önemli eksikliklerden biri de müderrislerin ehliyetsiz oluşlarıdır. Medreselerde pek çok ilim öğretilir, ancak tek müderris bütün ilimlere vakıf değildir. Bu sebeple talebeler de hiçbir ilimde yeterli olamazlar. Medreselerdeki bozulmaların sebebine talebelere bağlayan, onların saçında sakalında edep arayan müderrisleri eleştirir. Talebelere önce edep verilmesi gerektiğini, verilmeyen şeyin hesabını sorulamayacağını söyler. Medreseler müderrisler de muallimler açısından ıslah olunursa, medreseler tamamen ıslah olur diyor. Çünkü muktedir muallimler yoksa mükemmel ve muntazam programların da fayda etmeyeceğini söyler. Cavrullah tasavvuf alimlerine de çok meraklı bir kimse. Tasavvuf alimlerinin hoşgörü ve fikir hürriyeti gibi konulardaki geniş görüşleri ilgisini çeker. 1910 yılında Orenburg'da Hüseyiniye Medresesi'nde hocalık yaptığı sıralarda Allah'ın rahmetinin bütün insanları kuşatıcı olduğu, hangi dinden olursa olsun insanların öteki dünyada sonsuz azap içinde olmayacağı görüşünü ortaya atar. Bunlar çok geçmeden mutasip Moğolların da dikkatini çeker. Cavrullah'ın anlattığı şeylerden dehşete kapılan hocalar onunla ilgili şiddetli reddiyeler yazarlar. Onu ölümle tehdit edenler dahi olur. Medrese müdürünün ve bazı hocalarının da karşı cephe almaları sonunda medreseyi terk etmek zorunda kalır. İsmail Gaz Kuralı, tarihin derinliklerinde kalmış böyle bir mevzuyu Cavrullah'ın tekrar gündeme getirerek gerilim yaratmasını yersiz bulur. Ancak Cavrullah'a göre ufak gibi görünen bu mesele aslında Müslüman toplumların temel sorunlarından biridir. Müslümanlar arasında gelenek halini alan kendisi dışındakini reddetme şeklindeki tavrın terk edilmesi gerektiğini savunur. Müslümanların istikbali için tüm insanlığa iyi gözle bakmaları gereklidir der. Cavrullah Rusya Müslümanlarının problemleri hakkında fikir üretmenin yanı sıra Osmanlı modernleşmesi üzerine de bir takım fikirler ortaya koyar. Bir kere Osmanlı modernleşmesini başarısız bulur. Çünkü bu ıslah ona göre doğrudan dışarıdan alınıp uygulanmaya çalışılmıştır. Memleketin içinde bulunacak çözümler dışarıda aranmıştır. Osmanlı Devleti'nin mektepleri, medreseleri, camileri,
şer'i mahkemeleri, Şeyhülislamlık makamını, tekkeleri ve halkın din anlayışını kendi halinde bırakarak yalnızca askeri ve siyasi meseleler üzerine yoğunlaşmasını eleştirir, Batı'nın sabahat ve eğlence yerlerinin taklit edilmesinden yayılır. Asıl ıslahat içte, özellikle de eğitim ve din kurumlarında yapılmalıydı. Mektepler, ilmi cemiyetler, edebi mahfiller, ilmi toplantılar, ticari şirketler ve fabrikalar gibi şeylerin üzerine yoğunlaşıp medeniyet ruhunun ortaya çıkmasına kafa yormalıydı. Cağaloğlu'nun fikirleri meşrutiyet Türkiye'sinin Türkçü ve modernist İslamcı aydınları arasında da ateşli savunucularını bulur. Eserleri henüz dini anlamda bir reform hareketinin olmadığı İstanbul'da ilgiyle okunur. Hatta onu İslamiyet'in Luther'i olarak tanımlayanlar bile çıkar ki Mercan için de aynı tanım kullanılmıştı döneminde. Ancak diğer tarafta Şeyhülislamlık makamında tepkisini çeker. Zararlı fikirler yaydığı gerekçesiyle Şeyhülislamlık onun eserlerinden bazılarının yasaklanması için Dahiliye Nezaretine bir fetva gönderir. Bu fetvada Cağaloğlu'nun bazı eserlerinin küfriyatın muhtevi olduğunu söyler. Ancak Şeyhülislamlığın bu girişimi onun eserlerine olan ilgiyi daha da artırır. Dahiliye Nezareti ise Şeyhülislamlığının bu isteğini kabul etmez. Son güçlerinden özür dilerseniz. Fakat Şeyhülislamlık makamının bu girişimi Cağaloğlu'nu daha da kızdırır. Ve Orhanlık'ta çıkan Vakit gazetesinde yazdığı bir yazıda Osmanlı Şeyhülislamlarını sert bir dille eleştirir. İşte bu yazıda İslam dininin asrın ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilmemesinin önündeki en büyük engel olarak Şeyhülislamlık makamını gösterir. Yeni meseleler karşısında fetva vermek dışında hiçbir köklü çözüm üretemediği gibi ağır işleyen bürokratik ve muhafazakar yapısıyla bu yoldaki çatışmalara da engel olur der. Tabii ki de daha önce dediğim gibi bizde Şeyhülislamlığın bir kutsiyeti olduğu için bu eleştiriler çok ağır geliyor. Nitekim de sonrasında Mustafa Osmanlı'daki eski Şeyhülislamlardan Mustafa Sabri Efendi ona bir reddiye şeklinde bir eser kalemi alacaktır. Cevapla Müslüman kadınların toplumdaki yeriyle ilgili ortaya koyduğu fikirler de bizim için önemli. Bu sebeple Hatun isminde bir eser kalemi aldı demiştik. Kitabın gelişinde hanımlara hürmet, Kur'an-ı Kerim terbiyesiyle bana meleki olmuş bir edebimdir der. Müslüman kadının sosyal hayatın dışına itilmesinden, eve kapatılmasını, eğitimsiz bırakılmalarını ve kadınların erkekleri günaha sokabilecek bir fitne kaynağı olarak gören yaklaşımı eleştirir. Kadın toplumun, toplum kadının kopyasıdır der. Kadın aşağı konumda olursa toplum zayıf ve güçsüz kalır. Çocuğun anneden aldığı terbiye, okul ve çevre terbiyesinin temelini oluşturur. Bu yüzden annelerin eğitimli olmaları toplumun geleceği açısından son derece önemlidir der. Şimdi sonuç olarak Cağaloğlu çok yönlü bir alim olduğunu görüyoruz. İslam'ın problemlerini iyi biliyor. Bütün İslam memleketlerini gezdiği için geniş çerçevede olaylara bakmış ve değerlendirebilmiş bir alim. Tek biraz kusurlu olarak diyeyim ama sivri dilli olması sadece çok tepki çekmesine sebep oluyor. İşte dini meseleler yanında siyasi meselelerin içinde de yer almış bir alim. Çünkü hayatın mücadeleyle geçmiş diyerek ben o zaman kapatıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tam konuda netle bitirmiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi son konuşmacımız Said Ali Kudaymetov. Şehadettin el-Mercani ve Nuzaratul Hak fi Farziyyatil Işâ ve İnnem Yâreb-i Şabak adlı eseri üzerinde tebliğini sunacak, bilmiyorum seni. Sayın Başkanım, saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler. Tabii Türkiye ve kanaatince İslam dünyasının büyük hocaları karşısında konuşmak zor olsa gerek. Şimdi bugün Mercani'nin hayatıyla ilgili kıymetli hocalarımız bahsettiklerinin hayatına girmeyeceğim. Sadece bu Mercani'nin 45 yıllık hayatında ele aldığı, fıkıh ile ilgili ele aldığı belki en önemli eserdir. Nazuratul Hak fi Farziyyatil Işâ ve İnnem Yâreb-i Şabak. Şimdi bu eserinde Mercani sadece fıkıh değil, akaid, işte kelam, tefsir,
hadis, tarihle ilgili bir takım bilgileri vermektedir. Dolayısıyla ben eseri size necisi olarak tanıtırken işte mukaddimede şu başlıklar olarak değil de tefsir, kelam, tarihle ilgili en çok dikkat çeken noktalara değinmek istiyorum. Tabii ki önce Necai'nin bu eseri ele alırken üslubu çok dikkat çekicidir. Soru cevap şeklinde, fa'inkiyle kultu şeklinde. Bu eserin önemine dikkat çeken Hanefi mezhebinin savunucularının Kevseri, bu eserin çok mahdudattan bile daha değerli olduğunu altını çizmektedir. Necai'nin bu eserin yazmasının sebebini şu hususla önemini göstermektedir. Allah'ın kitabının en güzel söz olduğunu, Hz. Muhammed'in yolunun en güzel yol olduğunu, en kötü işin bidat ve her bidatın da dalalet anlamına geleceğini söylemektedir. Necai'nin en çirkin bidatın da ümmetin bazı gruplarının iddia ettikleri yatsı namazının şafağın kaybolmamasından ötürü sakıt olduğuna dair sözleri olduğuna ayrıca ifade etmektedir. Şimdi Necai'nin kelamla ilgili bir takım değerlendirmelerini size bahsetmek istiyorum hakkında. Şimdi Necai'nin kelamla ilgili birçok eser ele almıştı. Bunu daha önce hocalarımız dile getirdiler. Şimdi en çok dikkat çeken mesele, ilk meseleyi ele alırken Necai'nin dinin aslı olarak telakki etmesi de tesadüf değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'i ele almaktadır. Burada Necai Allah'ın isim sıfatlarıyla ilgili açıklamalara yer vermektedir. Necai'nin ifadesiyle bu meselede vacip olan husus, her kişinin şari'nin beyanı karşısında vakfederek ve onun belirlediği sınırlara riayet ederek kararlılık göstermektedir. Bu şekilde hareket eden Necai'ye göre hakiki itikada, hak ehlinin itikadına, mutlak doğruya, selefi salih, müştehit imamlar, fukaha ve büyük ulemanın yoluna girmiş demektedir. Her ne kadar bu meselede Necai sadece itikadi boyunu alarak söylemekteyse de bize göre İslam hukuk açısından da Allah'ın belirlediği sınırlara ve hükümlerine riayet edilmesini anlayabiliriz. Daha sonra kelamla ilgili kelam ilminin bozulması konusuna geçerek Allah'ın zatıyla meşgul olmanın helake götüreceğine dair Hz. Peygamber'den gelen rivayetlere de yer vermektedir. Bu konuda Selef-i Salih, İmam Ebu Hanife, İmam Şafii gibi büyük ulemadan da rivayetler aktarmaktadır. Hadisle ilgili değerlendirmesine gelince Necai ona göre son asırlarda bir hadisin bilinmesi için güvenilir imamların eserlerine itimat etmemiz gerekmektedir. Ona göre itimat edilebilecek eserler arasında şunlar en önemli yer teşkil etmektedir. Sahihayn, Cami-ül-Tirmizi, Muvatta-i Malik, Musned-ül-Tarimi, Sunan-ı Ebi Davud, Sunan-ı Nesai, İbn-i Mace, Asar-ı-Tahavi. Hadis konusunda önemli meselelerden biri ise yazılı hadisin hüccet oluşudur. Bunu Necai Kitab-ı Resul olarak adlandırmaktadır. Örnek olarak Necai Hazreti Peygamber'in elden ele Yemen'e, Mısır'a, Rum'a, Irak'a, Kisra'ya, Kaysar'a gönderilen mektupları göstermektedir. Necai'nin hadislerin önemini vurgulayarak ilk dönem fukahanın hadislere bakışlarını da ele almıştır. Örneğin Ahmet bin Hanbel'in şu sözleri bu minvalde çok değerlidir. Ahmet bin Hanbel'in de dediğine göre zayıf hadis insanların görüşlerine nazaran onun için daha hayırlıdır. Necai'nin tefsirle ilgili değerlendirmeye gelince çok dikkat çeken bir mesele Kur'an'ı nasıl anlamamız gerektiği husustur. Kur'an-ı Kerim'i Necai'nin bu meseleyi şu şekilde açıklamaktadır. Kur'an'ın en güzel tefsir etme yollarından ilki sünnettir. İmam Şafii şöyle demiştir. Hazreti Peygamber tüm hükümleri Kur'an'dan anladığı üzere vermiştir. Daha sonra sahabe sözleri gelmektedir. Onlar da bu hükümlerde bize göre daha bilgilidir. Nitekim onlar o hükümlere ait özel durumlara karine ve karineler şahit olmuşlardır. Ayrıca onların bu konuda tam bir fehme, sahih bilme, salih amele sahiptirler. Bununla birlikte Necai
tefsir ile ilgili yazılan eserlere temkin ile yaklaşılmasını gerektiğini ima ederek, bu kitaplarda sadece Kur'an'ın tefsiri değil, zayıf, ihtilaflı meseleler, hoş olmayan hikayeler, önemsiz sözler, sapık görüşler ve hatta nedense Farsça şiirler yer aldığını söylemektedir. Ona göre tefsir Hazreti Peygamber, ashabı veya onlardan sonra sahip yol ile sabit olan güvenilir bilgilerdir. Aynı şekilde Arap dilinin nazmından istinbat edilen şeriata muvafık olan ve delalet bakımından doğru olan bilgilerdir. Mercan'ın tarihiyle ilgili değerlendirmesine gelince, tarihiyle ilgili burada çok güzel bilgiler verildi. Şimdi ben dikkat çekmek istediğim mesele şudur. Mercan'ın Nazım-ı Hak adlı eserinde İbil Bulgarları ile ilgili şu meseleye yer vermiştir. İbil Bulgarların hangi dönemde Müslüman oldukları hakkında Mercan'ın üç görüşün olduğunu belirtmektedir. Birinci görüş, Hicri 1. asrın ortalarında Memun'un hilafeti döneminde, yani Hicri 218, Memun'un kardeşinin oğlu Elbasit Billah döneminde 232, ancak Bulgarların Müslüman oldukları resmi olarak tebrik ve ilan etmek için El-Muktedir, daha önce belirttiğim üzere Ahmet bin Fadlan bin El-Abbas'ı onların yanına göndermiştir. Mercani'nin fıkıh ve usulü fıkıh ve işaret ile ilgili değerlendirmeler gelince, Mercani ona göre şeyleri dört tanedir. Kitap, sünnet, kıyas ve icmadır. Ona göre Kur'an'ın ayetleri iki türlüdür. İtikadi ve ameli. Sünneti ise Mercani mütevatir, meşhur ve ahad olarak ele almaktadır. İcma ve kıyas açıklamasından sonra Mercani şer'i hükümlerin dört çeşidinden bahsetmektedir. Sırf Allah hakları, sırf kul hakları ve karışık olan haklar. İçtihat konusunu işlerken Mercani İmam Ebu Hanife ve öğrenciler arasındaki içtihat ile ilgili ilişkiye değinerek şöyle demektedir. İmam Ebu Hanife'nin Ebu Yusuf, Muhammed, Züfer, İbn-i Mübarek, Vekil ve başka öğrencileri bazı konularda ona muhalefet ederler. Ancak İmam Ebu Hanife'nin görüşüyle amel etmek yerine kendilerinin delillere dayanarak çıkarttıkları hükümlere amel etmektedirler. Bununla birlikte birisi fetva istediğinde İmam Ebu Hanife'nin fetvasıyla cevap vermektedirler. Mercani bu eserinde yine müştehit derecelerine dereceleriyle ilgili bilgi vermektedir. Ayrıca en önemli nokta bu eserde verilen Mercani'nin İçtihat kapısının kapandığını söyleyenlere karşı cevabıdır. Ona göre Kur'an, sünnet, icma ve kıyasa tutulmanın farz olduğuna delalet eden deliller geneldir. Bu konuda herhangi bir şahısla veya asırla sınırlama yoktur. Bundan dolayıdır ki çok sayıda ulema içtihadın daim bir farz olduğunu ve kıyamete kadar kaim olan bir hak olduğunu söylemektedirler. İçtihadın asrın bittiğini ifade eden iddialar ise ona göre delilsiz, asılsız bir sözdür. Ona göre naslar sınırlıdır, olaylar sınırsızdır. Mercani bu eserinde ayrıca Zahir Duvay ile ilgili çok güzel bilgi vererek Zahir Duvay eserlerini neredeyse tevatür yoluyla bize ulaştığını söylemektedir. Mercani'nin namazla ilgili değerlendirmesine gelince Mercani bu konuda namazın Allah'a yaklaşmanın bir vesile olduğunu, namazın hiçbir şekilde sakıp olmayan bir ibadet olduğunu altını çizerek bu konuyla ilgili Hazreti Peygamber'in şu hadisini yer vermektedir. Namazı ayakta durarak kıl, eğer ayakta kılamıyorsan oturarak kıl, eğer oturarak da kılamıyorsan yan yatarak kıl diye hadise yer vermiştir. İslam dininde bir gün ve bir gecede kılınacak namaz sayısının 5 olduğuna dair şüphe olmadığını biliyoruz. Bu konuyu Mercani ayrıca hadislerden örnek olarak Abdülrezzak İbn Cerir İbn Munzir'in İbn Ebi Hakim Tabari ve Hakim Ebi Razi'nin şöyle dediğini rivayet etmektedir. Nafi bin El-Ezraf İbn Abbas'a gelerek şöyle dedi. Sen Kur'an'da 5 vakit namazı bulabiliyor musun? O evet dedi. Ve Rum suresindeki 17. ve 18. ayetlerini okudu. Akşam varken ve sabah varken öğle ve ikindi vaktinde Allah'ı göklerde ve yerlerde ona mahsusluk tesbih edin, namaz kılın ayetini örnek olarak verdi.
Ayrıca bu namazla ilgili konuda konut duası, vitir namazı, sünnet ve revayet namazlarına ilgili bilgi verir. Şimdi bu eseri kaleme almasının temel sebebi olan yatsı namazı meselesi. Burada Mevcani kendine göre birkaç delille delile yer vermektedir. Birinci delile göre, başlıca olan delillere göre, namazın bir gün ve bir gecede muayyen vakitlerde, belirli vasıflarda 5 defa oluşu, Mevcani'ye göre Kur'an ve ayetleri gibi tartışılmazdır. Hatta başka dinlerde de her ne kadar Hz. Peygamber'in risaletine iman etmeseler bile İslam'daki namazın şüphe götüremeyecek bir derece olduğu kaydedilmektedir. Hatta Mevcani Kur'an'daki bazı ayetlerden de yine çıkarak namaz sayısıyla ilgili bilgi vermektedir. Şöyle ki, mesela Bakara suresinin 238. ayetinde namazlarınıza dikkat edin demek ki Allah en az 3 namazdan bahsetmektedir. Devamında ise orta namaza ibaresi ise ortada olan bir namazın mevcudiyetine işaret ederek 5 rakamı anlamına geldiğini söylemektedir. Çok ince bir detay noktaya değinen Mevcani açısından vakit namaz vücubiyet sebebi kabul edilirse vaktin ortadan kalkmasıyla namazın vücubiyeti de elbette bitecektir. Yoksa şafağın kaybolması ve diğer ayırt edici alametlerin kalkması demek vaktin ortadan kalkması demek değildir. Kur'an'da kat'i delillerle sabit olan namaz vakitleri, alametleri ise şu şekildedir. Gece vakti sabah, güneşin batması, günün sonu, gündüze yakın. Bize göre bu alametlerin yok olması, vaktin yok olmasını gerektirmez. Bu Mevcani'nin sözleri. Musa Cevallah uzun günlerde Ruzi adlı eserinde bu meseleyi şu şekilde izah etmektedir. İbadetlerin vakitlere bölünmeleri kolaylık içindir. Yoksa vakitlerin kendilerinde hususi bir ehemmiyeti yok olduğunu söylemekte. Beş vakit namazının vücuduna vakitlerin sebebiyetleri de yoktur. İslam hukuklarına uyarak vakitler namazlara sebeptir desek, sebepleri ve şartları mümkün mertebe maksatları tahakkuk ettirme yolunda itibar edilmektedir. Fakat sebepleri ve şartları itibar ettirme durumu gayeyi iptal etmeye götürecek ise böyle şartlar ve böyle sebepler kendi başlarına sahip olurlar. Sebepler... Şimdi hadislerde akşam ve yatsı namazları konularında zikredilen şafağın kaybolması ile ilgili meseleye gelince Mevcani'ye göre akşam namazı vaktinin çıkıp yatsı namazı vaktinin girmesinde şafağın kaybolması şart olarak belirtilmemektedir. Buna göre iki durum söz konusudur. Birinci, akşam namazı için belirtilen vakit, yani güneşin batması ve şafağın kaybolması bu alemetin tahakkukunun akşam namazı vaktinin çıkmasının ve yatsı namazı vaktinin girmesinin şartı değildir. Burada sadece o iki dilim arasındaki ayırt eden müddetlerin tahakkuk şart olarak görülebilir. Ayrıca bu da örnek olarak öğle namazın vaktinin çıkması ve ikindi namazın girmesine zikredilen bir veya iki gölge oluşması şart olarak göstermektedir. Çünkü kapalı ve bulutlu havalarda bu şart yerine getirilmez ve ikindi namazın girmedi diye kimse söyleyemez. Ayrıca Mevcani bu konuda Deccal hadisinin de deli olarak gösteriyor. Bu hadise göre biz vakitleri takdir etmek durumundayız. Bununla birlikte çok önemli olan bir mesele o da namazın kat'i delillerle sabit olması. Dolayısıyla zanni bir şeyle kat'i olan bir şeyi neshetmek Hanefi mezhebi usulüne göre caiz değildir. Bu ise çok en önemli meselelerden biridir. Bununla birlikte Mevcani yatsı namazın girmesindeki şafağın kaybolma meselesini iki kol kesilen adamın namazıyla kıyas ederek bu iddiada bunların mantığına göre kolları kesik bir insanın da namazın kabul, abdestin kabul olmadığı için namaza da kabul olmaması gerektiğini söylemektedir. Ayrıca burada 1143 senesinde Hicri senesinde yaşayan Abdurrahman el-Bugari'nin tenkinin bir fetvasını veriyor. O fetvaya göre de yatsı namazı kılınmak farz oluyor. Sonuç olarak Mevcani'nin bir Hanefi alimi olduğunu, bu usul fıkıh konularında Hanefilere tabi olduğunu, kendi eserlerinde Serasi Tezleri, Debu Sirazi gibi usulde ulemanın fikirlerine yer verdiğini dikkat çekilmektedir. Onunla birlikte diğer ulemanın görüşlerini de İmam Malik, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel'in görüşlerine de yer vermektedir.
İşte hak kapsın meselesini daha önce zikretmiştik. Ayrıca bu konuda şu anda günümüzde de belki yatsı namazının bazı bölümde kılınmaması ile ilgili fetvalar duyabiliriz. Türkiye Gençler Başkanlığı bu konuda bir karar almıştır ve bu şekilde olan devletlerde yatsı namazı vaktinin takdir edilerek belirlenmesine karar vermiştir. Çok teşekkür ederim. Sadrına dilerim. Biz teşekkür ediyoruz. 5 konuşmanın 4'ü Orta Asya, Kafkaslardaki Türk düşünürlerin son dönem yenileşme, modernleşme hareketleri karşısındaki görüş ve düşüncelerini öğrenmiş olduk. Hakikaten tüm bir İslam dünyasındaki bu talepleri ve ortaya çıkan görüş ve düşünceleri göz önüne aldığımız zaman çok uyanış ağrı, Sabah Bey'in konuşmamda söylediğim gibi uyanış ağrı çok merkezli ve zengin bir şekilde hala devam ettiğini görüyoruz. Ama bunların bir neticeye ulaşması, sağlıklı bir neticeye ulaşması inşallah yakın olur. Bütün İslam dünyasına ümit olur. Dolayısıyla ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Mirasları da bize hediye olsun. Arzu olunur. Efendim, konuşmalarla ilgili olarak sadece Süleyman Bey kardeşim genel olarak tefekkür ve düşünceyle ilgili bir öz eleştiri yaparak doğru düşünceye nasıl varabiliriz'i ortaya koydu, onu da arz etmiş oluyor. Konuşmacılar ve konuşulan konularla ilgili sorular var mı acaba? Ben teşekkür ediyorum hocama. Türkmenistan'la ilgili bize daha geniş çalışmalara ihtiyacımız var. Ben ilk defa Türkçilerle bunu duyuyorum. Mesela sorum sayıda Şavukun Mercani bu yatsı namazıyla ilgili olarak bugüne de bir açılım olabilir. Namazların birleştirilmesi fikrinden hareket ederek yatsı namazı oluşmasa bile yatsıyla akşam namazları birbiriyle geçişli olduğu için akşam namazı kıldığında akşamla namaz, akşamla yatsı beraber kılınabilir şeklinde bir yaklaşım var mı? Onu bir sormak istiyorum. Bir de Mercani hükümler arasında araç hükümler, amaç hükümler gibi böyle kavramsal bir şey var mı? Hükümlerin mesela Faruk ile rahmetli Filistinli o üst değerler alt değerler olarak Kur'an'ın değerler iki ayrı alt değerler, üst değerlerle şey yaparsa, alt değerlerle herhangi bir problem bulmada çıkarsa üst değerlere göre alt değerde değişiklik yapılabilirler. Veya araç hükümler, araç hükümler veya sevabit mütegayyirat gibi Arap dünyasında. Böyle kavramsal bir çerçevesi var mı Mercani'de? Şimdi ilk sorunuzla ilgili, şimdi Mercani dediğim gibi orada mesela Deccal hadisini de delil gösterdi. Namazın gecenin üçüncü yarısı, üçüncü kısmında kılınmasıyla ilgili takdir edilebileceğini söylüyor. O 1143 yılında bir alemin fetvasında bununla ilgili sizin dediğiniz meseleyle ilgili ise yatsı namazının kılınabileceği vakit kadar vakit varsa o namazı o vakitte kılmak zorunda olduğunu söylüyor. Ancak o vakitte girmediği için kaza olarak kılınması gerektiğini söylüyor. Tabii Mercani bu konuda onu desteklemiyor ama bu meseleyi bu şekilde gösteriyor bize. Sadece böyle bir görüşü var olduğunu. Kazaya gerek kalmadan eda i̇şte, olarak... Kazaya gerek kaldığını söylüyor. O niyetle kılınması gerektiğini söylüyor. O da mı hareketli? Tabii bu kadar öyle aslında. Dolayısıyla yani Mercani bu konuda bir nasıl diyeyim... Günümüzde söyledikleri gibi şimdi bazı o şekilde görüşler olduğunu maalesef duyuyoruz. Yani gecenin üçüncü kısmında kılmayıp da şafak kaybolmadı diye namazın saklı olduğunu düşünüyorlar. Halbuki bu konuda artık hem o dönemde hem daha önceki dönemlerde kılınması gerektiğine delalet eden birçok delile başvurduğunu gösteriyor. İkinci sorunuzla ilgili hocam, ben açıkçası sorunun tam olarak mahiyetini pek şey yapamadım. Yani
Başlayın sonra. Kafasında bunu yapıyor da, bunu ifade ediyor. Yani araç hükümler. Şimdi abdest, vakit, kıble, buna araç hükümler. Evet. Namazın kendisi amaç hüküm. Şimdi araç hüküm yok diye amaç kalkmaz ortada. Bunu yapıyor da, onu bir kavramsal çerçeve oturtuyor mu? Yoksa kafasında işte, bunu yapıyor zaten. Belki de o Musa Cerrah'la bunu o şekilde anlatmak istiyor. Çünkü evet. Musa Cerrah diyor, bir gayeye giderken belki onun o sözlerinden bunu çıkartıyor. Çünkü sonuçta bizzat Mercani'nin sözleri, bu bizzat Mercani'nin sözleri değil, bu bizzat Musa Cerrah'ın sözleri. Ama bu şekilde anlaşılıyorsa demek ki sizin dediğiniz yönde hüküm veriyorlar, cevap veriyor. Teşekkür ederim hocam. Buyurun efendim. Çok hoşuma gitti. Ama sonra size...